Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bakara 183. Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız. Bir yılın ardından ve 2020 yılının çalkantısı içinde bizleri rahmet ve bereket ayı olan bir mübarek Ramazan'a daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. O Ramazan ayı ki 90 yıllık manevi bir ömrü kazandıracak, bulunmaz bir hazine, kaçırılmayacak bir fırsattır. Bütün dünyanın iliklerine kadar acziyeti yaşadığı ve bir derman aradığı şu dönemde sonsuz kudret ve mülk sahibi karşısında maddi ve manevi tüm dertlerimize derman talep etmek için Ramazan'ı bir fırsat bilmeliyiz. Camisiz ve cumasız eda etmeye başlayacağımız bu Ramazan buruk başlayacak belki ama inanıyoruz ki hakkıyla eda ettiğimiz zaman sonu çifte bayram, çifte mutluluk olacaktır inşallah. O halde bize düşen bu mübarek gün ve geceleri hakkıyla eda edip ihya olmaya çabalamaktır. Bu vesileyle Kur'an Nesli platformu olarak halkımıza bu gayeye matuf bir takım tavsiyelerimiz vardır. Bu tavsiyelerin yerini bulması ve hayra vesile olması temennisiyle hoş geldin 11 ayın sultanı Ramazan diyor ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Tavsiyelerimiz 1. Mümkün mertebe aile bireyleriyle mukabele şeklinde değilse de bireysel olarak en az günde bir cüz Kur'an-ı Kerim okumalı. Okunacak Kur'an'ın mealini de birlikte okumaya gayret etmeli. Başta çocuklar olmak üzere aile bireylerinden Kur'an okumasını bilmeyenlerin veya okumasını bildiği halde tecvid bilmeyenler bu eksikliklerini tamamlamaya çalışmalıdır. Ayrıca ayet, kısa sure ve benzeri ezberler yapılmalıdır. 2. Vakit ve teravih namazları mümkün mertebe ailece, vaktinde ve cemaatle kılınmalıdır. Duha, evabin, vitir, teravih, teheccüd ve abdest namazı gibi nafile ibadetler ihmal edilmemelidir. Ramazan sonrasında da nafilelere devam etmeye gayret edilmeli, namaz tesbihatlarına da özen gösterilmelidir. 3. Ramazan ayı boyunca dua ve niyaza ağırlık verilmeli, bolca cevşen okuyarak tesbihat yapılmalıdır. 4. Aile bireyleriyle günlük virt zikir programı yapılmalıdır. 5. Aile bireylerinin ihtiyaçları dikkate alınarak günlük 1 saat kadar kültürel ders yapılmalı ve bu kapsamda aile bireylerinin ihtiyaç duyduğu İslami ilimler, ilmihal, siyer, tefsir, akaid, hadis ve benzeri gibi İslami ilimler, gündemdeki konular ve kültürel olarak ihtiyaç duyulan ortak konular üzerinde durulmalıdır. Ayrıca seviyeye uygun hadis ezberleri yapılmalıdır. 6. Bu ay içerisinde varsa zekat hesaplanmalı, fitreler verilmeli, sadaka ve bağışlar arttırılmalıdır. Mümkün mertebe fitre ve zekatlar Ramazan aylarının başında verilmeye çalışılmalıdır. 7. Ramazan ayı münasebetiyle aile bireyleri, akrabalar, komşular, tanıdıklar ve iş arkadaşlarını sormalı, imkanlar dahilinde yardımda bulunma ve ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmalıdır. Mevcut salgından dolayı evlerde ziyaret mümkün olmasa da telefonla görüşülmelidir. 8. Ramazan ayının son 10 gününün tekli geceleri mümkün olduğu kadar ibadetle geçirilmeye çalışılmalıdır. Bu arada ailece cevşen ve benzeri dualar okunabilir. Kur'an ve sünnetle ilgili sohbetler de yapılabilir. 9. Bayram sabahı ev halkından başlayarak bütün komşular, akrabalar, dostlar ve tanıdıklar telefonla aranarak bayramları tebrik edilmelidir. 10. Ramazan ayındaki ibadi, kültürel ve insani güzel hasletleri devam ettirme gayreti ve çabası içinde olunmalıdır. Allah'a emanet olunuz.